2024-2025 sezonunda Türkiye Süper Ligi şampiyonluğu, Türkiye Kupası şampiyonluğu ve Süper Kupa şampiyonluğu yaşayarak sezonu 3 kupayla kapatan Galatasaray'ımızın rekorlar ile dolu bu sezonu yaşayacağını belki de yaz transfer döneminde kimse tahmin edemezdi. Kemerburgaz tesislerine bir türlü taşınılamaması, kara borsa bilet olayları, Riva'dan istenen gelirin elde edilememesi, futbolculara ödenen yüksek sözleşme fesih bedelleri, kap açıklamalarındaki tutarsızlık ve Florya projesinin beklenen geliri sağlamaması gibi yaşanan yönetimsel sorunlar bardağı taşırıyor ve Dursun Özbek güven tazelemek için girdiği seçimde sürpriz bir adayla karşılaşıyordu. Bu isim Fatih Terim'di ve Dursun Özbek seçimi Fatih Terim'i kaybederek Galatasaray'ımız 2024-2025 sezonuna Fatih Terim başkanlığında giriş yapıyordu. Osimhen, Sarar Jelert, Jakobs ve Bassoay transferleriyle başlayan yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynanan hazırlık maçları ise oldukça kötü sonuçlara gebe oluyor ve ani bir karar ile Fatih Terim resmi maçlar başlamadan Okan Buruk'u görevden alarak teknik direktörlük görevine Pochettino'yu getiriyordu. Pochettino, Icardi ve Osimhen gibi iki özel isim sebebiyle 3-4-1-2 taktiğine döndüğünde herkes Pochettino kararının yanlış olduğunu ve tüm hialenin Fatih Terim'e kalacağını düşünüyordu. Ancak Terim yine haklı çıkacaktı. Pochettino önderliğindeki Galatasaray'ımız sezon genelinde kalesinde sadece 0.45 gol beklentisi verirken kalesinde maç başı 0.32 gol görüyor, hücumda ise 2.42 maç başı gol beklentisinden tam 3.71 maç başı gol ortalaması yakalayarak Icardi ve Osimhen ikilisinden maksimum verim almayı başarıyordu. Türkiye Süper Ligi'nde oynanan 38 maçta 37 galibiyet alan takımımız tek puan kaybını Trabzonspor deplasmanında 0-0'lık skor ile alırken atılan 141 gol ile lig tarihindeki gol rekoru kırılıyor ve kalesinde sadece 12 gol görerek harika bir takım savunması performansına ulaşıyordu. Süper Ligi şampiyon tamamlayan Galatasaray'ımız Şampiyonlar Ligi yeni formatında lig etabında oynanan 8 karşılaşmada 7 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak ligi lider bitiriyor ve son 16 turuna çıkıyordu. Lig etabında Arsenal, Antwerp, Rangers, Bayern, Celtic, Bodo Glimt ve Tottenham karşısında 3 puan alınırken tek mağlubiyet Roma deplasmanındaki 1-0'lık skorla gelmişti. Son 16 turunda Barcelona deplasmanından 1-1 ile dönülerek iç sahada 4-0'lık galibiyet ile çeyrek finale yükselen Galatasaray'ımız çeyrek finalde Manchester City'yi totalde 6-2'lik skorla eleyerek tarihe geçmeyi başarıyordu. Yarı finalde ise Liverpool'u iç sahada 1-0'lı geçen takımımız deplasmanda Hakim Ziyech'in maçın 4. dakikasında gördüğü kırmızı kart ile neredeyse maçın tamamını 10 kişi oynuyor ve ne yazık ki sahadan 5-2 mağlubiyet ile ayrılarak Şampiyonlar Ligi'ne yarı finalde veda ediyordu. Pochettino ile yaşanan bu tarihi sezona ise bireysel performanslar damga vururken Mauro Icardi 49 kez ilk 11'de sahaya çıkarak 40 gol, 13 asist ve 7.52 performans puanı ile göz kamaştırmıştı. Okan Buruk zamanında sıkıntılar yaşayan Hakim Ziyech ise 6 golde 21 asist ile muazzam bir sezonu geride bırakırken yeni transferlerden Elias Jeler 44 kez ilk 11'de sahaya çıkarak 10 golde 27 asist ile 37 gole direkt katkı yapmayı başarmıştı. Pochettino ile sağ kanat bek oynayan Barış Alper Yılmaz 11 gol ve 17 asist ile Jelert'i aratmaz iken Brezilyalı yeni transfer Sara 11 gol 20 asist ve 7.32 performans puanı ortalaması ile takımın beyni olmayı başarıyordu. Jelert ile sol bekte görev alan Jakobs ise beklentileri aşarak 8 gol ve 16 asistlik bir performansla sezona damga vururken sezonun en flash transferi Osimhen ise tarihi bir sezonu geride bırakmıştı. Nijeryalı Yıldız 47 kez ilk 11'de sahaya çıkarken 85 gol ve 11 asist ile 8.07 performans puanı ortalamasıyla rekorları alt üst etmeyi başarırken Şampiyonlar Ligi'nde sezonun oyuncusu ödülüyle attığı 18 gol ile altın ayakkabı ödülünü almayı başardı. Şimdi sizleri Osimhen'i bu tarihi sezonda atmış olduğu 85 gol ile baş başa bırakıyoruz. İyi seyirler.